Tamam. Hadi Rubar başlamak ister misin? bakalım. Tamam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Zaten az çok tanımışsınızdır. Ben Rubar. Bu seneki tıp eğitimi çalışma okulu direktörüyüm. Bugün size yani gerçekten yararlı olacağını düşündüğüm bir etkinlikle gerçekten karşınıza çıkıyoruz. Bunun için Aleyna'ya, Azat'a, Ezgi'ye, Batuhan'a çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten davetimizi kabul ettiler, bizleri kırmadılar. Bizlerle tecrübelerini, tavsiyelerini paylaşacaklar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum onlara, sizlerin önünde. Sen Ezgi. Ben devam edeyim. Arkadaşlar iyi akşamlar. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de tek tek konuşmacılarımıza teşekkür ederim davetimizi kabul ettikleri için. Biraz etkinliğimizden ben bahsetmek istiyorum izniniz olursa. Etkinliğimizde önce konuşmacılarımız konuşacaklar. En sonunda soru sorma kısmı yapacağız yine her etkinlikteki gibi. Orada sorularınızı isterseniz sesli bir şekilde, isterseniz chat yoluyla iletebilirsiniz. Yani evet size soru formu attık. Ama açıkçası hani sizin katılmanızı istiyoruz. Daha eğlenceli olur, daha aktif olur diye. Bu şekilde umarım unuttuğum bir şey yoktur. Ben Olursa şimdi söyleriz size zaten. aynen. Şimdi size yoklama formunu atacağım. Rica edersem şunu bir doldurur musunuz? Teşekkür ederim. Rubar, Bir dakika ekleyeceğim bekleyelim şey var herhalde. mı? Şey Tamam. formu dolduranlar doldursunlar. Ondan sonra Tamam. başlayabiliriz. Zaten senin dediğin gibi işte en son soru cevap kısmınızda participant'a basarsanız eğer orada raise hand var gözü görüyorsanız. Raise hand'a basarsanız tek tek işte sorunuzu özellikle ki sormak istediğiniz biri varsa da belirterek sorabilirsiniz. Daha kolay olur. Daha kolay bir şekilde iletir sorunuzu. Başlayalım isterseniz. Tabii. Arkadaşlar ilk olarak Ezgi'den rica ettik konuşması için. Bir sözü Ezgi'ye bırakalım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Öncelikle sesimin kusuruna bakmayın. Bir alerjik reaksiyon gösterdim sabah. Hala burnum tıkalı. Özür diliyorum bunun için öncelikle. Şimdi ben kendi çalışma tekniklerimden ve genel olarak bence dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim tabii ama şunu da söylemek lazım. Bunların hepsi şahsıma özel, arkadaşlarım da kendilerine özel şeylerden bahsedecekler. Yani ben eminim ki zamanla derse göre ya da hocaya göre bir şeyler oturtacağınıza inanıyorum. Çok sabit belirli noktalardan ben bahsedeyim. Daha sonra dediğiniz gibi bu soru cevap şeklinde daha güzel olur. Çünkü özellikle nereyi merak ediyorsan onun üzerinde konuşma şansımız olur diye düşünüyorum. Şöyle, ilk yapmanız gereken bence bir amaç belirlemek. Çok klasik ve klişe gelecek belki ama hani o gün neye çalışacağınızı bilirseniz o zaman derse başlamak çok daha kolay oluyor. Özellikle birinci sınıfa geçerken ben arkadaşlarda daha önce de biz böyle haft study şeklinde bir oturum yaptığımız için genelde geri bildirimlerden şunu gördüm. Herkes hani çok fazla kitap alalım mı işte orijinal kitaplar alalım atlaslar yiyelim hani birçok soru işareti var kafanızda ama bence öncelikle bir çerçeve oturtmak bu anlamda çok önemli. Yani bir derse başlarken direkt textbooklara dalmak o derya deniz içinde kaybolmaktansa bence bir slide okuyup çerçeve çizmek daha kritik. O yüzden konunun ne olduğunu anlamak için ben hoca slaytlarını takip etmenizi öneririm. Zaten başındaki learning objective'leri falan da zaten takip ediyorsunuzdur. Onlar şey özellikle sınavlar için çok yararlı olacak. Genel hatları çizdikten sonra ayrıntılandırmak, o zaman işte textbook'lara yönelmek anlamına geliyor. Yani genel anlamda baktığımız zaman da bir şeyi ezberlemek yerine yani anatomi hariç tabii şimdi anatomiyi nasıl bir mantığa oturtabilirsiniz tam bilemiyorum. Anatomi hariç diyelim mekanizma çerçevesinde bakarsanız daha yararlı olur. Yani bir şeyi
körü körüne maddeler halinde ezberlemekten çok daha iyi olur. Bizim ve diğer tıp fakültelerinin şöyle bir avantajı var bu durumda. Test yapıyorlar haliyle. Bu çağrışım yolundan yararlanabiliyorsunuz. Yani bir şeyi motomoto ezberlemek yerine şıklardan geri çağırabiliyorsunuz. Yani tabii bunun şöyle bir dezavantajı olabiliyor. Bu sefer pratiklere ve kliniğe geçtiğinizde size bazı hastalıkların semptomlarını sorduklarında hocam şık alabilir miyim diyemiyorsunuz. Yani bazı şeyleri haliyle bilmek zorundasınız. Ama hani genel anlamda slaytlardan oluşturduğunuz çerçeveye daha ayrıntıyı textbooklardan katarak en azından kavramanızı kolaylaştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle, bazı derslerin notlarını çıkarmak daha faydalıyken bazılarını sadece okumanız gerekebilir. Özellikle ilk senede ben böyle kayda değer bir not tuttuğumu hatırlamıyorum. Sadece hocanın nelere dikkat etmesi gerektiğini söylediği yerlerde işte yıldızlı slaytlarım olur. İşte altına çizerim. Bazen de ya bunu arkadaşlar bu çok ayrıntı ben bunu size sormam dediği yerde onu da not alırım. Çünkü iş yüküm gereksiz artsın istemem. Sonuçta sınavı geçmeye çalışıyoruz özellikle birinci sınıfta. O yüzden hocayı dinlemek, derste öğrenmek çok kritik. En önemli şey tekrar yapmak. Maalesef çok tekrar yapmanız gerekiyor. Özellikle ilk senelerde buna vaktiniz olacak. Çünkü gittikçe komitelerin yoğunluğu artacağı için yani kendi süresinde komitenin tamamını tekrar edemeyeceğiniz zamanlar da olacak. O zamanları bir kenara bırakalım şimdi. Özellikle ilk senede yapabildiğiniz kadar tekrar yapmak sizin için çok daha faydalı. Gerçekten tekrar hani başarının temeli bence tıp fakültesinde başka bir şey değil. Daha sonra yetiştiremeyeceğiniz zamanlar gelecek dedim. O zaman da artık yetiştirebildiğiniz kadar tekrar ederseniz hepiniz için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Not çıkarma konusunda şimdi beni bilen arkadaşlarım anlatır. Yani ben her şeyi yazarım. Yani kendi adımı bile 3 kere yazarım ki emin olayım doğru mu yazdım diye. Ama dediğim gibi yetiştirme sıkıntısı çekeceğiniz zamanlar gelecek. O zaman daha pratik şeylere yönelmek isteyebilirsiniz. Ama özellikle mikrobiyolojiye başladığınız zaman bence şimdiden aklınızın bir köşesinde dursun. Çok fazla slide, çok fazla özellik, çok fazla bilgi olacak ki buna gereksiz bilgiler de dahil çok üzgünüm. Yani bence bir şey boyutunu şimdilik bilmeseniz de olur işte bilmem kaç santim arasında vesaire işte mikrometre vesaire. O yüzden gereksiz bilgileri eleyebilip bir şeyi kendi anladığınız şekilde notlara dökmek de önemli. Hani çok bilinen bir söz vardı bir şey 3 yaşındaki birine anlatabiliyorsanız o zaman anlamışsınızdır diye. Bence bu geçerli. O yüzden kendi anladığım şekilde derslere nota dökmek bende işe yarıyor. Şu ana kadar da öyle gittim. Yetiştiremediğim noktalarda slide üzerinden devam etmeye çalışıyorum. Hatta şimdi bile neler söyleyeceğimi unutmayayım diye küçük notlar getirdim buraya. O kadar. Başka söyleyebileceğim şeyler. Mola verin arkadaşlar. Mola önemli çünkü motivasyon düşüklüğü yaşamanızı istemem. Ben belli bir performansa ulaştığımda bazen işte 2 saat hiç ara vermiyorum ama genelde rutinim saatte bir kafa dinlenmesi için bir ara vermek. Bu tabii yarım saatlik bir diziyi izleyeyim de yeni bir diziye başlayayım tarzında bir şey olmuyor. Hani böyle ufak bir araya bir rest koymak şeklinde oluyor. O yüzden bence mola vermeniz ders çalışırken önemli. Yani bana genelde bir de kaç saat çalıştığım sorulmuştu daha önceki oturumlarda. Ne yazık ki böyle bir saat veremiyorum. Çünkü günü gününe pek çalıştığımı söyleyemeyeceğim. Şöyle ki bir program belirliyorum kendime. Fakat günü gününe şöyle çalışamıyorum. Okuldan döndüğüm zaman genelde çok yorgun oluyorum. Çok yorgun olduğum zaman da hafta içinde bir şey sıkıştırmamaya çalışıyorum. Mecbur kalmadığım sürece. Ama yani hafta içi 0 saatle geçirdiğim zaman hafta sonu sabahtan akşama kadar ders başında da oturduğum oluyor. Yani bu demek değildir ki komitelerin son 1-2 haftasına kadar yatıyorum, son 1-2 hafta çalışmaya başlıyorum. Öyle bir şey yok. Düzenli her zaman çalışıyorum. Sadece kendimi yormadan yapabileceğim şekilde, yani mesela gece uykusunu seven bir insan olduğum için sabah 6'da kalkmak bana o kadar problem etmiyor. Yani sabah 6'da kalkarım ama gece 10'da yatarım gerekirse şeklinde. Herkes kendi programına uygun bir şekilde bence dinlene dinlene bu işi yapabilir diye düşünüyorum.
Yani aslında şeylerden de konuşmak istiyorum. Ders bazında neler yapabileceğinizden de konuşmak istiyorum ama ben genel hatlarıyla bir burada bırakayım diye düşünüyorum. Arkadaşlarım da anlatsın. Onun üstüne direkt sorularınız üzerine anatomi, fizyoloji, histoloji vesaire diye gideriz diye düşünüyorum. O yüzden noktalayayım şimdilik ben konuşmamı. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Biz ederiz. teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sen söyle, Sen değil söyle, sen söyle. Ben anca bulabildim. mi? Kusura bakmayın. Yok yok, sen devam et. Şimdi bir sözü Azat'a bırakalım. Tamamdır. Merhaba arkadaşlar. Azat ben. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ezgi'nin söylediklerine tamamen katılıyorum. Genel hatlarıyla çok güzel özetledi bence nasıl çalışmanız gerektiğini. Ben biraz daha özel bir şeyden bahsedeceğim. Derslerinizi verimli geçirmenize. Çünkü dersler hani gününüzün büyük bir bölümünü kapsıyor ve eğer bu dersleri boş geçirirseniz çok fazla bir zaman kaybınız oluyor. O yüzden ben elinizden geldiğinde derslerde bir şeyler yapmayı ve dersleri verimli geçirmenizi öneriyorum. Benim yaptığım şey şu, ben de not çıkararak çalışıyorum. Bunu geçen dönem keşfettim. Ders sırasında not çıkarırsam iş yüküm azalıyor. Çünkü ders sırasında not çıkardıkça hani sonradan o slayta dönüp bakınca o notlarımı ekliyorum. Ekstradan sıfırdan not yazmamış oluyorum. Ders sırasında hocayla birlikte not alırsam daha az sürede o konuyu bitirmiş oluyorum. Ve hani eğer tamamen %100 verimle dinlediysem o dersi notum hazır çıkmış oluyor. Sonrasında ekstradan sıfırdan bir not yazma olmadığı için o gün içinde 10 dakika içerisinde o konuyu tekrar edip anlayabiliyorum. Takip etmesi çok kolay oluyor. Ama hani ders sırasında yarım yamalak dinleyip not da çıkarmazsanız daha sonrasında o dersin notunu çıkarmak ve çalışmak yani çok zor oluyor ve benim için çok zor. Ya çok zor oluyor dedim. Çok fazla zaman oluyor. Böyle olunca da başka şeylere zaman ayıramıyorsunuz. Gereğinden fazla vakit arıyorsunuz ya da o derse. Böyle işte ders sırasında verimli geçirirseniz dersi ve ders sırasında notlar tutarsanız o daha sonrasında daha az vakit ayırırsınız o derse. Ben bu şekilde yapıyorum ve memnunum hani yani her dersi %100 verimli dinleyemiyorum. %100 verimle de not alamıyorum ama diyelim işte dersin ilk 20 dakikasını bile dinlesem notların yarısını almış olsam benim için daha sonrasında daha az vakit ayıracağım o derse. Başka şeylere daha çok vakit ayırmış olacağım. Ben bunu öneriyorum, bunu yapıyorum ve yararını da görüyorum. Daha hızlı öğreniyorum, daha verimli öğreniyorum. Onun dışında tekrar yapmanız önemli. İşte bu not tutarsanız her gün günü gününe, o notları akşamında da tekrar edersiniz hızlı hızlı. Ve sınava girmeden önce bir kez daha tekrar ederseniz bence öğrenmiş olursunuz konuları. Yani ben böyle yapıyorum. Yani yararını da gördüm. Yani notu günü gününe çıkarmazsanız yetişmeme oluyor cidden. Ama hani bir şekilde sınava birkaç gün kala sabahlamayarak değil de hani fazla çalışarak onu telafi edebiliyorsunuz. Yani bilmiyorum yetişiyor bir şekilde. Bu kadar diyeceğim ben. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Asat. Şimdi sözü biz Aleyna'ya verelim. Aleyna, seni dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Karşı kamerayı ayarladım. Kötü oldu. Arkadaşlarım söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Bana da böyle çok bir şey kalmadı gibi. Ne bileyim tekrar söylendi, not almak söylendi falan. Ben nasıl ders hani sırasını söyleyeyim. Ben dersi gerçekten hani dinliyorum. Orada olmaya çalışıyorum. Hani başka bir şeyle uğraşmamaya çalışıyorum. Tabii bu pandemi zamanında biraz zor oluyor çünkü hani dikkat dağıtıcı çok fazla şey var. Ama özellikle aktif olarak dinlemeye çalışıyorum. Daha sonra slaytlardan tekrar bakıyorum mesela. Ne bileyim işte çok önemli kısımları not alıyorum. Özellikle derste not almaya çok ben de Azat gibi önem veriyorum. Daha sonra mesela ne bileyim hoca 40 dakikada bir konuyu anlatıyordur ama artık YouTube'da falan 5 dakikada bunu çok daha hızlı, çok fazla böyle önemli noktalarını şey yapacak öğrenebileceğiniz 5 dakikalık videolar falan oluyor. Onlardan izliyorum. Daha sonra da mesela ne bileyim x konusunu çalışıyorsunuzdur. Bununla ilgili x konusu questions
USMLE questions falan, ne bileyim. En kolay böyle dandik sitelerden, bilmem ne Quizlet'ten tutun da USMLE sorularına kadar soru çözmeye çalışıyorum. Bunun dışında biraz hatalarımdan bahsedeyim. Özellikle birinci sınıf, birinci dönemde yaptığım. Ben mesela geliyordum eve, işte yemek yiyorum, takılıyorum biraz falan ama sonra oturuyorum. 8'den 11.30'a kadar çalışıyorum. Sonra çalıştıktan sonra diyorum ki ooo bugün işte şu kadar saat çalıştım, çok güzel falan. Bir bakıyorum tek slide çalışmışım. Çünkü her şeyi not alıyorum. Hani kaynakçalara kadar falan not alıyorum. Böyle çizmeye falan çalışıyorum. Çok verimsiz yani. Artık daha böyle önemli kısımları hocanın söylediklerine göre mesela şunlar şunlar çıkabilir diye o şekilde not almaya çalışıyorum. O yüzden ne kadar uzun çalıştığınız değil, daha ne kadar kaliteli çalıştığınız daha önemli oluyor. Bunun dışında mesela bizim okulun sınavlarının internet üzerinden olması çok benim için yararlı oldu. Çünkü nerede hata yaptığınızda direkt olarak bakabiliyorsunuz. Feedback'ini alıyorsunuz, bunun doğrusu nasılmış falan diye. Mesela bakıyorum yanlış yaptığım sorulara, anatomiden doğrum yok. Diyorum ki anatomiye daha çok çalışmam lazım. Bu şekilde kendinizi ayarlayabilirsiniz. Onun dışında ana motivasyonunuzun ne olduğuna dair bir soru gelmiş. Benim ana motivasyonum konuyu öğrenmek. Yani hani şey yapmıyorum. XXX şudur, YYY şudur falan değil de hani bir harmanlayarak anatomiyi, histolojiyi, fizyolojiyi falan o konuyu hani mekanizmasıyla öğrenmeye çalışıyorum. Bu derslerdeki motivasyonum oluyor. Bir de ezberin kötü olduğuna evet kesinlikle katılıyorum. Hani bir şeyi öğrenmek daha önemli. Ama bazı konularda ezber çok işimize yarıyor. Örneğin geçen senenin son şeyinde HSP ödevinde bir de bu senenin başında falan kan değerlerini gerçekten bilmediğimi falan fark ettim. Ne bileyim hemoglobin değeri şudur, eritrosit değeri şudur falan. Hoca yorumlamamızı istiyor ama yorumlayamıyorum. O yüzden bunları ne bileyim hani sürekli karşınıza çıkan şeyleri ezberlemeniz daha şey olabilir, pratik olabilir sizin için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra sorulara göre de şekillendiririz. Devamını. Teşekkür ederiz. Biz sözü şimdi Batuhan'a bırakalım. Batuhan şu an iyi değil mi? İnternet durumu? Sıkıntı yok. Yani affınıza sığınıyorum eğer bir internetin sıkıntı çıkarsa, çünkü Bavin'den bağlanıyorum. Çok da yağmurlu. İstersen başlayabilirsin. Öncelikle Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum yarınki. Söze böyle başlayayım. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlarım çok güzel şeyler söyledi. Yani hepsine tek tek katılıyorum. Ezgi'ye, Azat, Aleyna'ya. Ben de hani onların söylediklerine ek neler söyleyebilirim diye düşündüm konuşurlarken. Mesela Aleyna az önce söyledi, öğrenmeye odaklanmak. Yani başından itibaren öğrenmeye odaklanmadığımız sürece arkadaşlar aldığımız notların hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Yani o sebepten dolayı Aleyna'ya burada çok katılıyorum. Öğrenmeye odaklanmak, öğrenmeye odaklanmak. Ve bu öğrenmeye odaklanmak aynı zamanda yaşam boyu öğrenmekle bizim fakültemizin çok üstünde durduğu işte lifelong learning. Yaşam boyu öğrenmekle de çok ilgili. Yani biz şu an birinci, ikinci sınıftayız, üçüncü sınıftayız. Belki dördüncü sınıftayız ama buradan mezun olduğumuzda bu bilgileri hatırlamamız, belki de baktığımızda ha evet bu buydu dememiz gerekiyor. Ben o yüzden burada motivasyona da bağlamak istiyorum biraz. Yani benim motivasyonum şu, kendimi seneler sonra işte hastamın karşısında hayal ediyorum. Yani 4 sene sonra işte hastam karşımda bana şunu soruyor, işte şuram ağrıyor, basit bir şekilde bilmiyorum ne diyecek. Kendimi o şekilde hayal ediyorum ve hani bunu bilmediğimi düşününce ne kadar parçalanacağım, hani yüreklerimin parçalanacağını hayal edebiliyorsunuz. Kendinizi hayal edebilirsiniz. Kendinize o önlüğü giydiğinizi düşünün ve motivasyonunuzu bence o şekilde sağlayabilirsiniz. Motivasyon konusu çok önemli. Yani burada sorgulamak çok önemli. Neden bu dersi görüyorum? Yani ben burada sabah 9'dan akşam 5'e kadar vaktimi harcıyorum, 8 saat. Neden burada bu dersleri görüyorum? Ve dediği gibi Azat'ın da dersi derste öğrenmek. Yani oraya atıyorum 1 saat, 2 saat, 9 saatinizi o gün ayırıyorsunuz ve siz eğer derste gereken emeği, vakti ya da ilgi göstermediğiniz zaman neredeyse o bir gününüz boşa gitmiş gibi bir şey oluyor. O yüzden benim en çok üstünde durmak istediğim şey ve benim yani en çok yapmaktan zevk aldığım şey aslında derste öğrenmek. Yani bir şeyi derste kafamda oturtmazsam ben aslında o
çok zor oluyor benim için yani eve döndüğümde. Ve arkadaşlarım not alıyorum dediler. Bu tamamen kişisel bence. Çünkü mesela ben tamamen işte ders anında onu işte şemalandırmak mı diyeyim? Yani kafamda çizmem gerekiyor. Hayal etmem gerekiyor. Derste genelde not almıyorum yani o yüzden. Ama ben ne yapıyorum? Defter tutuyorum. Yani dersi çok dikkatli, çok ilgili bir şekilde dinleyip orada kafanızda belli şekilleri şematize edip döndüğünüzde işte dinlendikten sonra, yemek yedikten sonra, arkadaşlarınızla işte ne yapıyorsanız eğlendikten sonra akşam onları böyle 1-2 saatlik tekrar ettiğinizde ben bunun çok kalıcı olduğunu düşünüyorum ve bunu çok tavsiye ediyorum. Yani o gün içerisinde anında yani günü günden çalışmak deniyor. Bu çok zor bir şey. Ama günde en az 1-2 saat de olsa yani onun üstünden geçseniz o işte günde gördüğünüz slaytların bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim önerim böyle olabilir. Başka ağzım biraz laf yapar aslında. Hani bunu hikayeleştirmek de zevk katabilir yani. Hani belli bir sistem vardır. Kardiyovasküler sistem vardır. Respiratör işte solunum sistemi vardır. Bunları bir işte insan gibi, arkadaş gibi düşünüp bunlar arasında ilişkiler kurabilirsiniz. Yani hikayeleştirebilirsiniz. Hani bir Shakespeare olmayabiliriz ama bunları hayal edebiliriz. Yani bunların duyguları aslında duygu yüklediğiniz zaman, anlam yüklediğiniz zaman daha kalıcı oluyor. Ne kadar saçma olursa o kadar kalıcı oluyor. Bunu çok samimi bir şekilde söyleyebilirim. Benim başka neler söyleyebilirim? Derste öğrenmek, derste takip etmek. Ya, bu derste takip etmek, işte derste kalmak zor. Bazı hocalar sıkıcı anlatıyor. Bazıları İngilizce çok iyi konuşuyor. Bazıları çok daha iyi konuşamıyor. Onu ne yapabiliyoruz? Ya benim kendi yaptığım şey interaktif olmaya çalışmak. Yani olabildiğince interaktif bir şekilde orada anda kalmaya çalışıyorum. Yani bakıyorum arkadaşım önünde oyun oynuyor ama orada işte tahtaya bakmaya çalışıyorum tabii pandemi öncesinde. Pandemide daha da zor bu. Pandemi gerçekten zor ama şunu düşünüyorum. Yani slide aynı slide, hoca aynı hoca. O yüzden çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi motivasyonunuzu koruduğunuz sürece. Başka ne söyleyebilirim? Defter tutuyorum. Yani anatomi haricinde defter tutuyorum. İşte 3-4 tane defterim oldu. Her dönem bir tane defter oluyor. Yani her şeyi yazıyorum. Ama dikkat ettiğim şey işte bu learning objektifler. Yani bu arkadaşlarım dedi tekrar etmeyeyim. Yani odaklandığım nokta learning objektifler. Ve hani her şeyi yazdığım çok böyle iş yükü gibi duruyor. Ama kimisini yazmak için yazıyorum. Çünkü sınav öncesi bir kere okuduğumda aklımda hani bir şey kalmış oluyor. Ama asıl odaklandığım yani kafamda kalan kısım o işte learning objektiflerdeki asıl anlatılmak istenen. Yani bana işte bu bir sistemi öğretiyorsa bu sistemi niye öğretiyor? Bu sistemde neler var? Bunlarla ilgili hastalıklar neler? İşte ben bunu neden öğreniyorum sorusunun cevabını kendi kendime bulmaya çalışıyorum açıkçası. Onun dışında söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Yani sizin sorularınız varsa aslında cevaplayabilirim. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz Batuhan. Gerçekten çok sağ olun. Rica ederim. Güzeldi. Şimdi şeyi bir kere daha atalım. Yoklama formunu. Atıyorum. Tamam. Daha sonra katılmış olanlar doldurabilirler. Arkadaşlar yoklama formunu doldurmadıysanız eğer mutlaka doldurun lütfen. Chat kısmına bıraktım. Yavaş yavaş soru cevap geçelim mi? Olur. Eğer izniniz olursa ben önce yani bence önemli gördüğüm küçük bir soruyla başlamak istiyorum. Ezgi sorumu sana sorayım. Duyduğum kadarıyla önceden yani Hacettepe'de de bir eğitimin olmuş ve gerçekten başarılı bir eğitim buradaki gibi. Rica etsem birazcık ondan da bahsedebilir misin? Tabii bahsedeyim. Normalde demek de ne kadar doğru bilemiyorum tabii. Hacettepe fizyoterapi bölümünü bitirip ben geldim buraya. Orada da yine iyi bir dereceyle mezun oldum diyelim. Ama oradaki yani tabii hiçbir başarı tesadüf değildir demek lazım ama yine de ben orada çok bilinçli bir başarıya sahip olduğuma inanmıyorum. Yani yaptığım şeyler belki de o zaman neyi nasıl çalışacağımı bilemediğimden dolayı öncelikle çok yüksek puanlarla başlamayıp daha sonradan toparladığım
ve onunla beraber gelen bir dereceydi. Normalde burada yaptığım düzenli çalışmaları veya neyi nasıl yaptığımı bilerek hareket etmelerimi pek o zaman yapmadım ve normalden daha fazla hata yaptım. Ama tabii bunlar benim için tecrübe oldu. Umarım siz tecrübe etmeden de nasıl doğru çalışacağınızı bilirsiniz. Şey gibi çok bahsettik de ezber yaparak geçmeye çalıştığım zamanlar oldu. Çünkü oradaki sistem böyle teste müsaade eden bir sistem değildi. Bir de seneyi de düşünürsek daha çok böyle bildiğiniz yazılı tipinde sınavlara daha fazla giriyorduk başlangıçta. O zaman da bir şeyleri ezberleyip sadece soruya odaklı hareket edip daha sonra hani pratik sınavları hiç düşünmeden yani sınavı geçeyim rahat edeyim mantığıyla hareket ettim. Daha sonra bu benim biraz da bir başımı ağrıttı. Pratik sınavlarda mesela sizin tecrübe etmediğiniz anatomi zilli sınavları vardı bizim. Her bir işte önce kadavra daha sonra maketlere iğnelerin takıldığı sürekli zille her bir masanın hareket ettiği ya daha doğrusu sizin masalar arası hareket ettiğiniz sınavlar. Yani pratik sınavlarda düz ezberlemek anatomi hariç beni çok zorladı. O zaman oturtmaya başladığım bu gerçekten anlama, hastaya yönelik hareket etme ve mekanizmayı kafaya oturtma beni daha sonra başarılı yapan bir faktördü. Yani sistem farklı bile olsa sonuçta iyi çalışma, her yerde iyi çalışma. Yani işletmede okuyorsanız iyi çalışma, iyi çalışmadır. O yüzden yani doğru sistemi ilk sene oturtamasanız bile bence problem değil. Çünkü ben kendimde o eğitimin ilk iki senesini çöp olarak görüyorum. Ama ona rağmen dereceyle mezun oldum. Bence bu size bir motivasyon kaynağı olabilir arkadaşlar. O yüzden neyi ne zaman oturttuğunuz önemi yok. Ama tabii ne kadar erken o kadar iyi diye düşünüyorum. Yine o zamanla ilgili herhangi bir sorunuz olursa onu da cevaplayabilirim. Bu arada bununla ilgili genelde şöyle bir soru geliyor. Hani o derslerle bu derslerin ortaklığı, muafiyet neyin neye ne kadar yaradığıyla ilgili. Çok ortak dersimiz yoktu ama anatomi ve fizyolojiyi gördüm. Onu bilerek geldim diyelim. O yüzden hani bazı şeyleri kıyaslama ve neyi nasıl öğreneceğimi daha iyi bilmem bana burada çok yaradı. Özellikle anatomiyle ilgili ve fizyolojiyle ilgili verebileceğim tipler çok size. Onu da belirteyim. Böyle cevap verebilirim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sorunuz varsa chat aracılığıyla ya da raise hand kısmıyla da sesli olarak iletebilirsiniz. Sorunuzu özellikle birine sormak istiyorsanız da onu da belirtirseniz. Aybeniz, sana sözü bırakayım. Sesim geliyor herhalde. Ben şey sormak istiyordum. Buradaki katılan arkadaşlarımıza teşekkürler öncelikle. Onlar iki şeyi de gördüler. Hem online eğitimi hem de okulda eğitimi. Bu ikisi arasındaki farkı biz bilmiyoruz. Çünkü direkt olarak online olarak girdik işi. O yüzden yapabileceğimiz hata olsa bile biz bunun farkında olmayabiliriz. Sizce siz ikisini de gördüğünüz için yani ne gibi hatalar yapabiliriz online olduğu için? Onu soracaktım. Kim cevap vermek istiyorsa verebilirim. Ortaya sordum. Bence herhalde derse odaklanma sizin şu an en büyük handikapınız olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ders ortamında başka insanların da dersi dinlediğini görmek bence motivasyon kaynağı. Çünkü bir kütüphanede ders çalışmakla evde ders çalışmak yani dağlar kadar fark var arada. Yani burada da Azat'ın dediği gibi ve Aleyna'nın özellikle yani ne kadar odaklanırsanız o kadar kar. Hocalar güzel anlatamıyorsa ay bu ne kadar doğru bir öneri olacak bilemiyorum ama ben direkt dersleri değil de derslerin kayıtlarını bazen çarpı 1.5'da 2'de dinlediğimde oluyor. Yani bence evet Aleyna da onaylıyor bunu. Yani hocaların dediğimiz gibi İngilizcesi her zaman düzgün olmuyor ya da anlatım stilleri bazen çok yavaş olabiliyor. Bunu derste mecbursunuz tabii ki oturacaksınız ama hem odaklanmak zor hem ev ortamında bilmiyorum. Bence olayları biraz kendinize modifiye edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama yani tabii botan not almıyor ama not alanlar için hani ders ortamını yaratmak kritik bir nokta herhalde. Yani defterinizle bilgisayar başına oturmak eğer not alıyorsanız ya da neyle not alıyorsanız vesaire. O yüzden hani kendi odaklanacağınız küçük alanı yaratmak sizde ders ortamını motivasyon anlamında da sağlayabilir diye düşünüyorum. Ben de şeyi ekleyeyim. Online ders evet odaklanma açısından zor. Okulda daha kolay odaklanıyorsunuz ama
ders sırasında not alınca ben daha çok odaklanıyorum derse. Çünkü dersi birebir takip etmiş oluyorum. Bu şekilde. Bu şeye ekleyebilirim. Online derslerde gerçekten odaklanma problemi için normalde de söylemiştim. Yani hiç çekinmeden işte parmak kaldırıp kamera değil de mikrofonunuzu açıp bir şeyler sorabilirsiniz. Yani oradaki muhabbet ortamı interaktifliği sağlayabilirsiniz. Belki birazcık daha yani iyi olabilir. Hani sıkılmamanız açısından. Bazı derslerde konuştuğumuz gibi yani yavaşlık konusunda atıyorum Panopto kayıtları izlemek sizin sorumluluğunuza kalıyor. Onu da hani kendiniz planlayabiliyorsunuz. Yani bunu ben işte yarın dinlerim diyorsunuz ama online herhangi bir işte senkronize derste bunu yapamıyorsunuz. Hani bu artık hocadan hocaya, dersten derse değişiyor. Yani onu bir şekilde yaşadıkça yani bir iki hafta içerisinde aslında oturtuyorsunuz. Hani hangisi daha iyi, hangi hocanın hangi dersi senkronize ya da asenkronize daha verimli oluyor gibisinden bunu ekleyebilirim. Aynen, mesela ben de bazı hocaları hani asenkron, dur, senkron dinleyemiyorum. Onu direkt açmıyorum yani. Doğru değil biliyorum ama hani o vaktimi başka bir şey yaparak değerlendiriyorum. Daha sonra çarpı 1.75, 2 falan yaparak daha mantıklı olabiliyor ama not tutmak cidden çok önemli. Bir de ben not tutarken hani hocadan duyduğum şeyleri direkt yazmıyorum. Mesela bir şey duyuyorum, bununla bağlantılıysa ok çıkarıyorum, ne bileyim kısaltmalar kullanıyorum. Hani kendimce anlayabileceğim şekilde yapıyorum. Bu şekilde anlamadığım kısımları, mesela bir şey anlamadım diyeyim, İşte soru işareti koyuyorum. Dersin sonunda mesela ya kendim öğrenmeye çalışıyorum internetten bakarak ya da hocaya yazıyorum. Ders esnasında, ders sonrasında da mail alarak, discussion formları falan kullanarak yazmaya çalışıyorum. Bu aslında hani aktif okula gittiğim zaman daha güzel. Direkt teneffüste hocayı kilitliyorduk. 15 dakika falan konuşuyorduk falan böyle. Şunu anlatır mısınız, bunu anlatır mısınız falan. Bu şekilde hani anlamadığınız kısımları öğrenmeye çalışırsanız daha sizin için şey oluyor, verimli oluyor yani. Biraz böyle entegre değil de daha PDO'ya kayarsınız. Problemi dayalı öğrenme sistemi. Hani kendiniz bir şeyle öğrenmeye çalışırsanız sizin için daha verimli oluyor. Yani kendi açımdan böyle oluyor. Bir de şunu söyleyebilirim ek olarak. Şimdi slide'ı görüyorsunuz. İşte learning objective'leri görüyorsunuz. Konuyu çalışıyorsunuz. Konuyu çalışırken böyle takıldığınız, bilmediğiniz, çünkü İngilizce bilmediğiniz kelime olabilir. Ya da konu da olabilir. Siz bunu anında, o anda araştırdığınız zaman internetten ya da işte textbooklardan o aslında yani %300 daha fazla kalıcı oluyor. Hem onun yanında başka bir şey de öğrenmiş oluyorsunuz. Yani hani o bilgiyi öğreniyorsunuz, bir de onun yanında o bilginin daha kalıcı olmasını sağlayan başka bir şey de öğrenmiş oluyorsunuz. Hani bunu atladığınız zaman böyle bir şey olmuyor. Yani onu atlamayın. Yani o kelimeleri de atlamamanızı öneririm. Yani İngilizcenin hem slide'ı okurken hem de telaffuz konuşma açısından bunu söylemek istedim. Devamsızlık soran olmuş. Sanırım yok yani. Benim bildiğim kadarıyla yok. Tam net yok. Bir şey söylenmedi. Ama yani en kötü açarsın, mute'larsın falan diyeceğim. Yani dinlemek bence sizin için şu an daha önemli. Çünkü hani her hocayı kendi yolunuzu bulana kadar dinleyin bence. Hani bir yılın sonunda falan karar verirseniz sizin için daha mantıklı olur. İlk birkaç derse göre karar vermeyin. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence böyle. Evet, tamam. Geliyor mu sesim? Şimdi geliyor, evet şimdi geliyor. Aynen geliyor. Şey, anatomi ve fizyoloji tipleri sorulmuş. Hani çok yukarıda kaldı sorular, kaçmasın diye onlara cevap vereyim istedim. Anatomiyle ilgili şimdi yani nasıl desem. Anatomiyi ben kendim öğrendim. Bence siz de kendiniz öğreneceksiniz. Yani hoca 50 kere de anlatsa sonuçta bunlar çok böyle mekanizmalı, mantıklı, birbirini etkileyen şeyler değil ne yazık ki. O yüzden yani görsel hafızanız da kuvvetliyse, ki bence öğrencilerin %80'inin görsel hafızası kuvvetli oluyor zaten. Yani bunu öğrenmeniz o kadar da zor olmaz. Ben bazı kitaplar kullanıyordum. Özellikle önemli yerleri kullanıp ayrıntılara tabii ki gerektiği kadar girdiğim. Doğan Taner'in anatomi kitapları serisi vardı. Türkçedir. İlgilenirseniz bakarsınız. Kesinlikle hani böyle zorunlu, çok on numara, aa bunsuz olmaz diyeceğim şeyler değil ama bana yardımcı oldular. Bu normal vücut anatomisi ve nöroanatomi olarak ayrı kitapları vardı. Ben onları kullandım. Bence çok yardımcı oldu.
Bazı arkadaşlar şey der mesela, hayatlarında hiç anatomi atlası açıp bakmadıklarından bahsederler. Ben anatomi atlaslarını çok faydalı bulurdum. Hala da buluyorum şahsım adına. Güzel bir anatomi atlasınız olursa, ki bence mesela Sobotta çok da iyi gibi değil. Yani benim önerim Sobotta'dan eğer almadıysanız uzak durmanız. Ama varsa da her halükarda yararlanırsınız tabii ki. Anatomi atlaslarıyla beraber çalışmak. Doğan, yazayım şuraya bir dakika. Yazamadım. Doğan Taner miydi? Doğan Taner'in, evet. Yanlış hatırlamıyorsam onun anatomi kitaplarının böyle birkaç tane küçük kitaplardır. Evet, serisi vardı. Ben onlardan yararlandım. Anatomi atlaslarına da ben bakarak çalıştım. Çünkü genelde komşuluklardan bahsedilir, bir yerden bir yere uzanan ligamanlardan bahsederler. Alttan geçen, üstten geçen yapılar. Yani boşlukların bile isimleri olunca haliyle insan neyin nerede olduğunu gördüğü zaman daha çok aklında kalıyor. O yüzden bence bir konuyu çalışırken mutlaka yanına bir atlasınız açık olsun. Neyin nereden, nasıl bir bağlantıda bulunduğunu görerek çalışın. Bence öyle daha güzel aklınıza kalacaktır. Küçük bir tip, ben hata yaptım. Mesela ilk anatomi çalıştığım zamanlarda çizmeye çalışıyordum yapıları. Ama bence bu büyük bir hata. Yani sakın öyle bir şey yapmayın. Çünkü şey, çok ciddi bir vakit kaybı. Yani saçmalamayın arkadaşlar. Oturun, gerekirse önemli yerleri isim olarak yazın. Ama kalkıp da böyle yapıları çizmek yok. Yani belki böyle şekil, işte şema, böyle ufak şeyler, evet okey, ama yani kalkıp kemik çizmenin de manası yok. Mesela ben yaptım tekrar... bunu işte. Evet. Çok kötü. Şey yapıyordum mesela, A4 incecik ya. Bilgisayara yapıştırıyordum böyle, aptal aptal çiziyordum falan. Şuradan geçiyor, renkli renkli boyuyordum böyle, işte birinci sınıfımı tıp öğreniyorum. Evet. Çok yapmayın yani, çok kötü cidden. Yani burada mesela, burada tekrar öğrenmeye başladığımda sadece önemli olduğunu düşündüğüm yapıları isim olarak yazıyordum mesela. Eve gittiğimde de en azından unutmamam gereken, ya bunu mutlaka sorar dediğim şeyleri oradan tekrar bakabiliyordum. Anatomiyle ilgili şu an aklıma gelenler bunlar. Yani mecburen kendinizin öğrendiği bir konu oluyor. Fizyoloji de... Fizyoloji diyecektim ben de. Şimdi, şimdi textbook almışsınızdır. Yani ilk başta bakacağınız şey olmaz herhalde diye tahmin ediyorum. Yani şöyle, hocanızın slaytları güzelse, yine dediğim gibi önce bir slaytlardan neyin ne olduğunu bir anlamaya çalışın derim. Sonra textbook okuyabilirsiniz. Van der ve Guyton fizyolojiyi ayrı ayrı da incelemiş biri olarak. İkisi de okey. Bence ikisinde çalışabilirsiniz. Van der biraz daha basit anlatıyor olabilir. Yani Guyton bana ağır geldi diyorsanız belki biraz Van der'e yönelebilirsiniz diye düşünüyorum. Fizyolojide şey güzel. Küçük küçük not alırken böyle diyagramlar çizmek işinize yarayacaktır. Yani neyi kastediyorum? Yani mesela Azat beni uyardı. İşte ben gittim Aleyna'yı dövdüm. Aleyna gitti müdüre şikayet etti. Bunun sonucu müdüre şikayet olabilir ama hani oradaki mekanizma, kimi kimi indiklediği, yani bunları diyagram şeklinde çalışmak, hikayeyi bilmek, arkasındaki hikayeyi bilmek bence fizyolojide ana olay bu. Ondan sonra gelen soruyu isterse buradan sorsun, isterse buradan sorsun, her şekilde yaparsınız diye düşünüyorum. Çıkmış soru bakmak, yani çıkmış burada çok mümkün değil de, yani en azından USMLE veya işte TUS sorularına bakmak da işinize yarayacaktır diyorum. Aklıma gelenler bunlar şimdi. Teşekkür ederiz. Bilge, eğer müsaitsen şey, çok sonra gördüm şey, el kaldırmışsın. Merhaba Ezgi, merhaba, nasılsın? Ben sana soracaktım. Hazırım. Dördüncü sınıf nasıl, yani mesela hocalarımızın, yani ben çok çalışmış sayılmam ama çalışan birinin, mesela Aleyna'nın bu dönem, üç dönem boyunca öğrendikleri dördüncü sınıfta yetiyor mu, çok zorluyor mu, hani nasıl? Yani şimdi biz radyoloji bloğundan çıktık, nasıl konuşalım, yani radyoloji aslında buna cevap vermek için güzel bir alan. Çünkü radyolojide her şeyin radyolojisiyle karşılaşıyorsun. Hani ya ben işte gastrointestinal çalışayım da öyle gelimlik bir durum yok ne yazık ki. Bence yarıyor ya. Yani şöyle, tutup da kalkıp size işte slide'daki en ucura köşedeki işte bilmem nenin siliyer yapısının işte bilmem ne enzimini kimse sormuyor klinikte. Ama kalkıp da işte ultrason bakarken hasta işte
işte sol arka sırta vuran ayağın ağrısıyla geldi dediği zaman aklınıza gelen tanıları size sordukları için. Yani bu yüzden en azından çok belli başlı şeyleri bir gelmeden önce tekrar ederseniz sizin yararınıza olur diye düşünüyorum. Yani çok temel şeyleri, ya mesela anatomiyi bilip gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bu sene bizim özellikle bizim sınıfın genel problemi anatomi idi. Hocaların en çok şikayet ettiği nokta anatominiz zayıf gelmişsiniz oldu ne yazık ki. Bence anatomiyi en azından kendiniz hallederseniz hani artı artı puanla gelirsiniz diye düşünüyorum. Çok ayrıntılarda kaybolmak değil ama genel hatlarını hatırlamanızı tabii ki bekliyorlar. Burada da anlatıyorlar ama geneli bilmeniz gerekiyor ne yazık ki. Çok teşekkür ederim. Chat'teki sorulardan o zaman söyleyeyim ben de. Sezen'in bir sorusu var. Yazarak çalışmak yerine önerebileceğiniz başka bir seçenek var mı demiş. Acaba kime sordu bilmiyorum. Ortaya sordu herhalde. Ben açıklayabilirim biraz. Ya mesela birinci sınıfın derslerini tamam hani yazmayarak çalışabilirsiniz. Aklınızda tutabilirsiniz birçok şeyi. Tutamıyorsunuz. Ses gitti. Ses gitti. Değil mi? Of, şu an geliyor mu? Evet, geldi. Nerede kalmıştım? Baştan başlayayım. Birinci sınıfın derslerini hani yazarak çalışmayıp, slide okuyarak çalışıp da işte aklınızda tutabilirsiniz. İlk dönem özellikle. Ama ikinci sınıfa geçtiğinizde böyle bir şey olmayacak. Hani ikinci sınıfın dersleri gerçekten çok ağır. Üçüncü sınıfın dersleri de çok ağır. Hani o yüzden bir tekrar mekanizması geliştirmeniz gerekiyor kendinize. Her slide'da açıp açıp üç kez okuyamayacağınıza göre hani not almanız çok mantıklı bir yöntem bence. Hani bunun dışında bilmiyorum yöntemi olan varsa söyleyebilir. Şey yapabilirsin mesela. Okuyorsun slide'ı anlıyorsun. Daha sonra birine anlatmak hani artık en üst seviye yapabiliyorsan çok iyi yani. Bunu yapabilirsin belki. Ya da ne bileyim aynada kendini anlatırsın. Ses kaydedersin. Daha sonra onu dinlersin mesela. Böyle şey yani ders. Böyle yapabilirsin. Ama mesela kendini sadece bir ders çalışma biçimiyle kısıtlamak. Geçen sene mesela şey demiştim. Bir öğrenme şekliniz olsun. Bunu hani en iyi yaptığınız şey bu. Bu yolda ilerleyin falan demiştim. Ama bu sene biraz kendini çalışacağım. Farklı düşünüyorum. Farklı öğrenme şekillerini sentezlerseniz bence daha iyi öğrenirsiniz gibi geliyor artık bana. Bilmiyorum. Ya tek cümleyle şunu söyleyebilirim. Aklında nasıl daha fazla tekrara yol açacaksa yani nasıl tekrar edebileceksen ister bunu hikayeyle yap, ister işte duygusal bir anlam yükle, ister bir benzetme yap, kelime oyunu yap, ister atıyorum çiz. Yani bu artık sana kalmış bir şey bence. Burada hani kişisel bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden benim için yazmak en basiti. Yani hızlı bir şekilde yazmak, onu okumak, onu kendime anlatmak basit geldiği için. Ama bu tabii kişiden kişiye değişir yani. Şimdi Şimal'in sorusu varmış. Rubar çok pardon. Ezgi bir şey diyecektin galiba. Ha, ses kapalı o yüzden. Sesin kapalı. Yani yazıp yazma konusunda çok bir şey demeden genel öğrenmeyle ilgili ufak bir şey söyleyeyim istedim. Bir şeyi farklı açılardan görmek kalıcılığını çok arttırıyor. Çalışırken onu esas alarak nasıl çalışıyorsanız öyle çalışabilirsiniz bence. Yani mesela entegre sistemin özellikle bu faydası var. Yani anatomi kendi başına, fizyoloji kendi başına değil de hepsini blok blok gördüğünüz için bir konuyu farklı şekilleriyle birleştirerek çalışabilirseniz o zaman daha kalıcı olacaktır. Yani hiçbir birbiriyle bağlantı kurmadan kendi başına dersi götürmek sadece sınava çalışmak gibi olur. Sonrasında unutursunuz diye düşünüyorum. Bir hücre öğreniyorsanız hücrenin fizyolojisini, tabii hücrenin anatomisi çok uymadı ama başka bir konu düşünün. Onun anatomisini, işte zamanı gelince patolojisini, hepsini tek bir konu üzerine düşünürseniz daha kalıcı olacaktır. Hani ister yazın ister yazmayın bence bu faydalı olur diye düşünüyorum. Onu eklemek istedim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. O zaman
Başka ekleyeceğiniz yoksa ben diğer soruya geçeyim. İlk sene özellikle hangi derslerde ayrıntılı çalışma yapmalıyız? Textbook okumalıyız demiş Şimal. Sormuş. Sağolun. Ben şöyle söyleyeyim. Hocaların attığı slaytları iyi sindirirseniz, daha önce de konuştuğumuz gibi learning objective'lere dikkat ederseniz, yani çok textbook'luk bir ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece kişisel bir görüşüm bu. Çünkü hani ilk sene, ilk dönem hatırlamıyorum da ikinci dönem full sistemler söz konusuydu. Ve sistemler gerçekten başlıyor işte histolojisinden, anatomisinden, sonra fizyolojisinden. Hepsini yani bir bütün olarak toparlayabiliyorsunuz. Hani burada slaytları eğer iyi sindirirseniz, not alırsanız ve bunları birbirle ilişkisini iyi anlarsanız ben çok textbook'a ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Ama çünkü bunu hocalarla da konuşuyorsunuz. İşte sınıflardan da konuşuyorsunuz, danışıyorsunuz. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Hani slaytlara bakın, iyi sindirin yeter diyor. Hani öyle yaptık. Yetti gibi. Öyle söyleyebilirim. Ben ekleyebilirim. Tamam. En kısa hemen... İlgili bir şey söyleyecektim. Çok minik. Tamam, çok minik. Tamam, kötü textbook'un summary'lerini okuyun. Minicik oluyorlar. Böyle hap bilgi. Ama İngilizce daha kolay oluyor yani şu anki sınav sistemiyle bizim. Summary'lerini okuyabilirsiniz. En arkalarında da sorular falan oluyor. 3-4 tane falan. Onları çözebilirsiniz. Ben de ilk sene textbook okumuyordum ama şöyle kullanıyorum textbook'ları ben. Eğer bir slide'da anlamadığım yer oluyorsa ya da slide'da iyi anlatılmamışsa bir konu ya da hani bir şekilde eksik kaldıysa o kısım, ben de açıp textbook'tan okuyorum ve daha iyi anlıyorum bu konuyu. Ama onun dışında böyle her konuyu açıp okumuyorum. Bu arada şeyi söyleyeceğim. Textbook'ları satın almadan önce internette olup olmadıklarını araştırın bence. Atlaslar da öyle bence. 500-600 lira vermenize gerek yok. Hatta anatomi atlası isteyen varsa bende PDF'i var. Sonradan bana ulaşırsanız atabilirim. Onun dışındaki textbook'larda Access Medicine diye bir site var okulun satın aldığı. Oradan takip edin. Hani kendiniz ayrıyetten fazlaca paralar verip almayın. Önce internete bakın. İnternette yoksa ve elzem bir şeyse alabilirsiniz ama onun dışında almanıza gerek yok bence. Anatomi belki yani satın almak değil de PDF'ini böyle kaliteli bir kağıda basılması daha iyi olabilir gibi geliyor bana, üzerine not almak falan filan açısından. Ama diğerlerinde çok haklısın yani, Access Medicine direkt kurtarıyor bayağı bir, hem maddi hem böyle taşıma yükünden falan bence. Teşekkür ederiz. Ben diğer soruya geçiyorum izninizle. Aynı konudan iki tane soru gelmiş. Önce onu sormak istiyorum. Soru sınavlarla ilgili. Bloklar nasıl oluyor? Entegre sistemde bloklar var ama bizde midterm ve final olarak görünüyor Blackboard'da. Bu biraz kafamı karıştırıyor. Midterm'den midterm'e blok mu sayılıyor? Ve bu sınavlar ne sıklıkla oluyor? İlk soruyu şöyle birleştirmiş olayım. Ben sonraki seneler için ufak bir şey söyleyeyim. Daha önceki seneler arkadaşlar aydınlatır. İlk senelerde biraz evet kafa karışıklığı normal ama sonra sistemlere geçtiğiniz zaman solunum, işte kardiyovasküler, işte gastrointestinal, bunları hep kendi başlarına gördüğünüz zaman her bir bloğun sonunda bir sınav oluyor. O midterm diye geçiyor. Ama siz aslında komite sınavı ya da blok sınavı ya da nasıl adlandırıyorsanız onu alıyorsunuz. Bazı fakültelerde sene sonunda tek bir final olur ama bizde her dönemde bir final var ki bu aslında hayat kurtarıcı gibi bir şey. Final, her bildiğiniz final gibi dönemin bütün midtermlerinden total bir olduğunuz sınav. Ama seneler sonra, yani ilk seneyi gerçekten hatırlayamıyorum ama özellikle sistemlerin başladığı, fizyolojisinin başladığı ikinci sınıflarda ve hastalıkların başladığı üçüncü sınıfta zaten sistem göreceğiniz için o sistemin sonunda o sistemle ilgili sınav oluyorsunuz ve biz de buna blok diyoruz. Yani o mantığı o şekilde. Her bir bloğun süresi de ayrıntısına göre değişiyor. Yani bir kadın doğumu 3 hafta görüyorsanız bazen dahileyi 5 hafta görebiliyorsunuz. Ortalama bir ay herhalde oluyor diyebilirim ileriki seneler için. Şimdi izniniz olursa ben bir soru sormak istiyorum.
şeye özellikle de hani Batuhan ikinci sınıf olduğu için dönem olarak bize daha yakın. Ona özellikle sormak istiyorum. Şimdi evet. İlk başta da hani ben söyledim hani konuşurken alışmaya çalışıyoruz falan diye. Yani senin bu alışma süreci çok uzun sürdü mü ya da ne kadar sürdü? Neler yaşadın o sırada diye sormak istiyorum. Alışma sürecim pandemi yerine yoksa? Yok, tıp fakültesine. Tıp fakültesine. Ben de yani senin gibi aslında hazırlık okudum. Hazırlık okuduğum için o bir senenin verdiği işte rahatlıktan dolayı artık bir an önce aslında moduna girmiştim. Tabii yazın yurt dışı deneyim de oldu. Döndüm artık bir an önce hani fakülte başlasın havasına da girmiştim aslında biraz. O yüzden başlar başlamaz çok alışma sürecinde yaşamadım açıkçası. Bu tabii kişisel bir şey de olabilir. Yani hazırlık okumanın verdiği birazcık rahatlık vardı. Çünkü siz hani bir senenizi ayırıyorsunuz İngilizce konusunda. Ondan sonra alışmakta çok kuşluk çekmedim açıkçası yani. Anladım. Teşekkür ederim. İnternetim sesim duyur, geldi mi? Evet geldi. Geldi. Sadece görüntün dondu. Bir anda şey oldum. Ben şey diyebilirim alışma süreci konusunda. Siz daha çok zorlanabilirsiniz. Çünkü biz ilk başlarken hani sınıfta bir arkadaş ortamı ediniyorsunuz ve hani herkes hani hadi kütüphaneye kalalım, hadi ders çalışalım gibi ortamda oluyor. O yüzden daha kolay oluyordu çalışmamız. Şimdi de hani Discord üzerinden çalışabilirsiniz. Hani şu saatte çalışacağız gibi şeyler yapabilirsiniz. İşe yarıyor onlar. Hani motive ediyorsunuz birbirinizi. Bu da hani alışmanız açısından güzel olabilir. Şimdi iki tane daha soru geldi. Anatomi atlası olarak ne önerirsiniz diye sormuş Şimal. Ben kendim Grace kullanıyorum. Memnunum. Onu önerebilirim. Aynen. Ben de Grace'den okuyordum ve o şey oluyor. Hem atlas resimler var hem de açıklayıcı yazılar var. O yüzden yararlı oluyor Grace. Yine PDF atabilirim isteyenlere. Çok seviniriz bu arada. Eğer grubumuza atabilirsem tamam. Biz de arkadaşlara iletiriz. Tamamdır. Ben okumuyordum o yüzden işte sorum doğru değildi. Sonra hani önemini anladım. Bunu paylaşabilirim bir deneyim olarak. Bir önceki konuyla ilgili mesela alışma sürecinizi biraz daha hızlandırmak için kulüplere falan katılmanız daha böyle bir hissetmek için belki yararlı olabilir diye düşünüyorum. Tıp kulüplerine yani ne bileyim işte MİSİK olur, EMSA olur falan. Diğer kulüpler de olur mu? Kandil akşam. At abi Emel. Atayım abi. Kariyer kulübü. Şu an dersleri dinliyorum falan ama evet. Ne zaman ne yaparak çalışmaya başlamam gerekiyor bilmiyorum. Ya dediğim gibi dersleri iyi dinlemek, hani dersi derste bitirmek zor. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Çevrim içi dersler ve hani bazı hocalar 8.30'da 9.20'de ders koyuyorlar. Hani buna ayak uydurmak, erken yatıp erken kalkmak zor bir durum. Ama yapacak bir şey yok hani. Bir yerde kendimizi zorlamamız gerekiyor. En azından bunun kayıtları var. Eğer bu derslere katılıyorsak dersleri işte dikkatli bir şekilde dinleyip en azından interaktif bir şekilde ne kadar zor da olsa mesaj yazarak işte sesimizi açıp konuşarak soru sorarak bunlardan işte maksimum düzeyde verim alabiliriz. Ne zaman çalışmaya başlamam gerekiyor bilmiyorum. Şöyle konuyu bir bütün olarak düşünürsen konunun neresindesin, işte başında mı sonunda mı, yani bütün bu 3 haftalık, 4 haftalık süreçten bahsediyorum. Ona göre bir plan yapabilirsin hani bu hafta sonu ne yapmam gerekiyor, işte bu ayın sonunda ne yapmam gerekiyor diye. Ama ben işte sana tekrardan şunu söyleyeyim, yani o gün içerisinde atıyorum yani 3-4 saat değil yani sadece 1-2 saat o gün sadece slaytlara göz gezdir. Yani not aldıysan notlarını tekrar et ya da o slaytları İşte benim gibi defter tutmak istiyorsan defterine not et yani hani hepsini de yazabilirsin ya da bazı önemli notlarını da yazabilirsin ama o gün onu bir tekrar etmiş olmanda fayda var diye düşünüyorum. Çok uzatmadan öyle söyleyeyim. Teşekkür ederiz.
Okulun kütüphanesinden bahseder misiniz? Rahat mı? Çok özledim. Kütüphane, kütüphane rahat arkadaşlar. Yani hatta onun bir YÖK'te bir çalışması var yani. Vakıf üniversiteler arasında kişi başına düşen metrekare hesabında. kütüphanemiz iyi bir yerde. Birinci değil ama ortalardan iyi yani. Şöyle. bir yerde çalışmıştım da onu. Şimdi kütüphanenin ben şeyini kullanıyorum. Tavsiye ederim bu girişte böyle sol çapraz sonlarda böyle oda gibi odacıklar var. Oralarda çok rahat oluyor. Ama onun dışında zaten kütüphaneyi çok kullanılmıyor yani bizim okuldan. Acı bir gerçek. Sadece sınav zamanlarında kullanıyorlar arkadaşlarımız. O yüzden rahat oluyoruz yani. Yani okul çıkışında bir kahve içmeye gidip sonra kütüphane yapabiliyoruz yani arkadaş grubuyla. Güzel oluyor. Biz daha yani kütüphanenin kapısından bile içeri giremedik. O çok üzücü bir durum. Yani okulda da sadece sınavlar için gittik. Hazırlık atlama ve İngilizce 101 dersini atlamak sınavlar için. Keşke biz de gidebilsek de biz de çalışabilsek. Ben çok ümitliyim ama açacaklar o kütüphaneyi. Yani haklısınız. Kütüphaneden kitap alabiliyor muyuz? Yani hani süreli bir şekilde alınıyormuş ya normalde biliyor musunuz? Normalde alınıyor da şu an alınıyor mu bilmiyorum. Hatta bizde falan kitap kaldıysa bir de götüremediysek falan o yazıyor mudur hala yani hani günde 25 kuruş alan? Sıkıntı. Yok, yok, günde 1 lira yazıyor. Ya günde 1 lira mı yazıyordu? Şöyle 21 gün süresi var arkadaşlar. Kitabı alıyorsunuz. 21 gün süresi var. Sonra getirmediğiniz gün başına 1 lira yazıyor. Öyle de bir hatırlatma. Hayır, ama şu an veriyorlar mı? Şu an veriyorlar mı bilmiyorum. Hayır, yani. İyi var tamam. Hani... Yazmıyormuş şu an. Güzel. Bir de şey diyeceğim Venüs'ün sorusuyla ilgili. Ne zaman, ne yaparak çalışmaya başlamam gerekiyor falan. Hani 3 hafta oldu şu an. Daha hiç böyle bakmadıysan bakmaya yani artık başlaman gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Çünkü ne kadar önce tekrar edersen beynine yerleşmesi, kök salması o kadar iyi oluyor. Mesela ben şu an ilk haftayı, 3. sınıf 1. haftayı hiç bakmadım. Korkuyorum yani artık başlamam gerekiyor gibi hissediyorum. O yüzden herkes bence artık başlasın çalışmaya, tekrarlarına falan bence. Başkasının bir sorusu yoksa ben bir şey sormak istiyorum. Bu problemin hem Rubar'da hem de bende ortak olduğunu biliyorum. O yüzden de sormak istiyorum. Şimdi derslerde not almayı önerdiniz ama mesela atıyorum not alıyorum. O sırada hoca bir şey söylüyor, böyle kaçırıyorum, gidiyorum. O kaçınca bütün her şey gidiyor bende. Hani takip edemiyorum falan. O nedenle ben yani biraz vicdan azabı çekiyorum. Yani not alamıyorum falan diye ama açıkçası sonra da açıp işte recordingleri şey yapayım, işte açayım, not alayım gibi bir huyum da şu an yok. Biliyorum yapmam lazım ama bir tavsiyenizi almak istedim. Ya, o konuda Ezgi, ben de yani birinci sınıfın ilk birkaç haftasında hani acaba şey havasındaydım yani not alayım. Aynı arkadaşlarım dediği gibi yani not alayım. Ve ben bu notu işte eve gidince slide çalışırken notlara bakarak hatırlayayım yani neydi ne değildi diye. Ama ben yapamadım yani bu kişisel bir şey dediğim gibi. Ben o notu almaya çalışırken herhalde şeyi kaçırıyordum yani. Hocanın anlattığını kaçırıyorum senin dediğin gibi. Ve bu da benim sinirimi bozuyordu yani. Akışı bozuyordu. Ondan sonra ben pür dikkat hocayı dinlemeye devam ettim. Eve gidince hiç not işte derse not almadan çalıştım. Ve hani bir eksikliğini görmedim. Dedim ki bu sadece sana kişiye bağlı. Yani sen dersi çok iyi dinlersen bir eksikliğini görmezsin. Ama hem not almayıp hem dersi takip etmezsen bu sıkıntı olabilir. Onu söyleyeyim sadece. Ama dediğim gibi sana bağlı. Teşekkür ederim. Ben de ufak bir şey söyleyebilirim. Ben başlıyorum. Yani tabii maddi anlamda ne kadar zorlayacağına da tam emin olamıyorum. Ama ilk senelerde benim işime yarayan bir yöntemdi sonra çok devam ettirmesem de. Slaytların çıktısını eğer slaytları daha önceden yükledilerse çıktısıyla dersi dinlemek.
hani kaçırma kaçırmama anlamında bana hız kazandırıyordu. Çünkü şey hani hocanın bir söylediğini cümlesinin başını yazmakla uğraşmak yerine küçük bir ok çekip hani ufak bir şey not almak daha hızlı olduğu için slide'la beraber dinlemek daha avantajlı. Ama tabii her hoca slide'ı ders öncesi yüklemiyor, işte ben slide'ı çıkarmak istemiyorum dersen o zaman hani dinlemeye odaklanman daha mantıklı olacaktır. Öyle ufak bir şey söyleyeyim dedim. Teşekkür ederim. Benim söyleyeceğim şey hızlı yazmaya alışmanız gerekiyor bence. Hani düzgün yazmayın ya da ne bileyim kısaltma falan kullanın, ok çıkarın falan. Ben cidden çok böyle düzgün işte her harf okunur şekilde yazıyordum. Şimdi göstereceğim ama ne kadar görünecek bilmiyorum ama böyle hani ne bileyim falan var her yerde. Hani hiç düzgün değil ama ben bakınca anlıyorum. Hani bunlar derste aldığım notlar, karalama gibi görünüyor ama hani çok hızlı yazdığım zaman kaçırmıyorum. Bir süre sonra artık ne bileyim anlıyorsunuz kendi kısaltmanızı da. Bunu söyleyebilirim. Düzgün yazmayın, hızlı yazın. Anlayabileceğiniz şekilde yazın. Böyle bağlantı, ok falan kullanın, altını çizin. Biz daha muhtemelen alışamadık. Hani böyle hemen hızlı yazalım, hani hocayı kaçırmayalım falan diye. Hani mesela şeylerde kolay oluyor hani not almak. Bazı hocalar var, isim vermek istemiyorum. Şimdi burada politik konuşmayalım. tamamen hani slide üzerinden konuştuğu için onlardan çok sıkıntı olmuyor. Ama mesela bazı hocalar da var ki hani tamamen slide, hani tamamen mesela fotoğraflardan oluşuyor. Kendi konuşuyor, kendi bir şeyler ekliyor. O zaman böyle şey oluyorum hani olur yavaş gidin falan. Hani onu da söyleyemiyoruz tabii. Ama bunları dikkate alacağım. Teşekkür ederim. Ayveniz senin sorun var herhalde. Tekrar etmesini isteyebilirsin. Hani şurayı kaçırdım tekrar eder misiniz falan diye belki. Ya da hani bazı slaytları okuyorsa bazen işte kendi slaytta olmayan şeyleri söylüyorsa slaytta olmayan şeyleri yazarsın. Diğerlerine sonra bakarsın zaten. Ben şey soracaktım. Aslında Ezgi'nin dediği şey de ben şeyi fark ettim. Ben not almaya başladığım zaman o dersi artık şey olarak algılıyorum. Ben bunu ezberlemem lazım diye. O yüzden not almak istemedim bir. Ama Ezgi'nin dediği gibi bazı hocalar slide'dan değil de kendileri çok şey ekledikleri için sonrasında mesela slide'a bakarak hatırlayamayabiliriz onu. Sizce onu hatırlamamak önemli midir? Yani bu kadar ayrıntı bir şey kaybeder miyiz sizce? Yani hocanın söyledikleri daha önemli. Hani hocalar zaten önemli yerlere vurgu yapıyor derste. Ya şunu söyleyeyim, hani evet birinci sınıfta not almayıp da ilk önce sizin yapmanız gereken şey ders dinlemek. Dersi dinleyip de yani hani sonra olacak iş o notları ders sırasında almak. Hani zamanla olacak. Ben de ilk birinci sınıfta yapmıyordum onu. Hani zamanla olacak bir şey. Şu an sizin derste öğrenmeniz gerekiyor, dinlemeniz gerekiyor. Hani ilerleyen zamanda kendinize göre bir yöntem geliştirirsiniz zaten. Anladım. Çünkü evet not alınca böyle sanırım alışmadığım için böyle sanki sürekli sınav için yapıyormuşum gibi hissediyorum bunu. O yüzden biraz kötü hissediyorum. Öğrenemiyorum not alırken. Ya yani not dediğiniz almanın, gibi belki sonradan. Not almanın olayı tekrar etmenizi kolaylaştırıyor ki tekrar etmeniz şart, hani bu hani koşulsuz bir şey, gerçek. Tekrar edeceksiniz. Not almanız bu tekrarı kolaylaştırıyor ve notu ders sırasında almam benim için daha az sürede o dersi çalışmamı sağlıyor. Yani süreden kazanıyorum. Ama ilk dönem için mesela yeni başladığınız için notları sonradan da alabilirsiniz. Yavaş yavaş da alın. Deneyin hani. Deneyin ne kadar sürede not alıyorum, ne kadar sürede ders çalışabiliyorum. Hoca hızlı anlatıyorsa işte Panopto'dan tekrarını izleyebilirsiniz. Bu şekilde. Anladım. Teşekkür ederim. Ben de ufak bir şey söylemek istiyorum bu boş slide'lar konusunda. Şimdi biraz hocaları tanımakla da alakalı tabii. Bazı hocalar slide haricinde destanlar yazar, çok konuşur. Ama sınava geldiği zaman tamamen slide'a bağlı kalıp hiç kendisinin anlattığı şeylerle alakasız şeyler de sorabiliyor. Ama mesela özellikle biyokimyada neredeyse hiç böyle dolu bir slide görmeden hoca sadece kendi anlattıkları üzerinden soru soruyordu. Yani tabii hangi hocanın girdiğine bağlı olarak da değişir ama o yüzden
biraz hani hocaların stillerini tanıdıkça sizde de hani ne oluyor, hangi hocadan neyi ne kadar dinlemem gerekiyor mantığı oturacaktır diye tahmin ediyorum ben. Umay'ın bir sorusu var. Demiş, şimdiye kadar slaytların çıktısını alıp işte çarpı 2'de dinleyip ekstraları yazıyorum ama doğru bir şey yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Çok da anlamıyorum. Fikrinizi belirtesiniz, sevinirim demiş. Yapıyorsun. Ya mesela hani diyelim ki hani bir dersi çalıştın, derse hani birkaç saat sonra dönüp baktığını hatırlayabiliyor musun? İşte bu dersi öğrenmişim diyebiliyor musun? Hani buna bakın hani. Hani verim alabiliyorsanız hani ve öğrenmişseniz olmuştur yani. Mesela slaytları çıktısını aldın, okudun ve tekrar başa dönüp işte o learning objektifleri kendine sorduğunda cevap verebiliyor musun yani şeye bakmadan o slaytlara ya da bakmadan cevap verebiliyor musun? Veremiyorsan hemen gidip bakıyorsun. Verebiliyorsan zaten sıkıntı yok yani. Anlamışsındır. Eğer izniniz olursa bir soru daha gelmiş. Onu okumak istiyorum. Hep slaytlarda gösterdikleri yerlerden ve söyledikleri bilgilerden mi soruyorlar? Ters köşe yapanlar çok oluyor, çok mu? Yani biraz değindiniz buna ama ben yine de okumamış olmak istemedim. Yani mesela şöyle bir şey de ekleyeyim ben. Mesela outcome'lar dışında bir şey soran oluyor mu? Yani oluyor sınavlarda. Yani. Muhakkak oluyor. Hani bir sınav olur. Hani diyelim %80'i böyle hani genel şeyler sorar. Ama hani bir %15'li kısmında hani ayrıntı sordukları oluyor. Hani hocaların yalan söylemeyeceğim. Hele ki bazı hocaların. Ama hani ilk dönem çok ayrıntı sorduklarını hatırlamıyorum. Hani ileriki zamanlarda ayrıntı soruyorlardı. Anatomide özellikle ama birinci sınıfta böyle bir şey olmadı. De mesela bazı hocalar çok belli ediyor yani ne soracağını. Mesela bazı hocalar yani işte very important, important diyor ve belli ediyor. Gül Hoca'ya bazı... dikkat edin. Bazı hocalarda işte bunları biliyorsun, bunları biliyorsun diye geçiştirip de sorabiliyor. Yani değişiyor. Hocayı anlamanız lazım. Yani burada sosyalik olmaya gerek yok. Hocanın anlatırken iki ders dinledikten sonra nereleri işte vurguluyor. Yani hangi cümlelerin üstünde duruyor. Bir yerden sonra anlıyorsunuz onu siz de yani. Ve ters köşe yani %85-90 sıkıntı olmuyor yani. Bazı hocaların çok özür dilerim lütfen. Learning objective'ler, outcome'lar önemli ama hani iki kere falan karşımıza geldi şimdi o yüzden şunu netleştireyim. Onlarla kesinlikle sınırlı kalmıyorlar. Bunu bilin. Hani o sadece sizi bir genel bir bilgi olarak bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor şeklinde düşünün. Yani ayrıntı sormak isteyen hocalar zaten asla learning objective'lerle sınırlı kalmıyorlar. Yani slide'tan çok çıkan hoca evet yok ama hani slide'ın hepsinden de sorumlu olduğunuzu bilin. Ona göre hareket edin. Batuhan'ın da dediği gibi ben bunu dinamiklerden birinden duydum geçen gün. Bir hocamız yani derse zaten bu bilgi çok önemli diye bir cümleyi çok fazla kullanıyor. Bizim dersimize de giriyor kendisi. Gerçekten sorularımı sorun aileyle sonra söyleyeceğim. Şimdi kayıtta söylemek istemiyorum. Yani inanın bana onu duyduğumdan beri dersi dinlerken böyle şey oluyorum. Hani, of yine söyledi, yine falan oluyorum. Böyle dikkatim dağılıyor. Yani onu zaten şey yaparız. Sonra beni sonra. Şu an söyleyemem üzgünüm. Portfolyo diye bir şey karşımıza çıktı ilk hafta. Bunun hakkında biraz konuşabilir misiniz? Yani şöyle başlayayım. Kim konuşuyor? Ben kesebilirim lütfen konuş. Söyle. Yok ben konuşmayacaktım.
Tamam. Yani şöyle portfolyo aslında şöyle güzel bir şey. Düşük notlarınız yükselten bir şey arkadaşlar. Çünkü portfolyo biraz can simidi gibi. O tamamen sizin kendi gelişiminizi seneler boyu takip edebilmeniz için kullanılan bir şey. Seneler boyunca bunların formu biraz değişiyor. Ama genel olarak sizin bu eğitimden neler aldığınız, hayat boyunda öğrenmeyi kendinize nasıl kattığınızla alakalı. İşte ilk senelerde derste sizin ilginizi çeken şeyleri yazıya dökmenizi istiyorlar. Daha sonraki senelerde sizin kendinizi bazı kategorilere göre değerlendirmenizi istiyorlar. Tamamen sizin kendinizi değerlendirmenizi istedikleri bir yöntem. O yüzden hani hiç can sıkacak üzere düşünülecek bir şey değil. Tamamen öğrenci yanlısı bir şeydir. Hani güzel güzel yazıp üstüne bir de puanınızı yükseltebilirsiniz. Bence kıymetini bilin yani. Güzel bir şey. Kesinlikle bence de çok... Sesim geliyor mu? Geliyor. Kesinlikle bence de çok yararlı bir şey. Artı hani böyle... size etki eden anılarınızı yazmak haricinde daha böyle akademik kısımlarda akademik İngilizce kullanmak, ne bileyim bir metin yazmak kısmında çok yararlı oluyor yani. Ve mesela İngilizce yazı olarak çok iyi değildim. Geliştiğimi hissediyorum. Böyle bir folder yaptım. İşte birinci dönem birinci portfolyomda A1 falan kullanıyormuşum. Şimdi biraz daha iyi gibiyim. Hani sizi gerçekten bence İngilizce olarak geliştiriyor diyebilirim. Benim bir sorum var kaynaklarla ilgili. Türkçe kaynak çok daha kolay ulaşılıyor. İngilizce kaynak olarak ya da böyle izlenecek video galiba Aleyna sen mi bahsetmiştin? Başka yerlerden izliyorum falan. Böyle önerileriniz varsa onları alabiliriz. Bence İngilizce kaynağa daha kolay ulaşabiliyorsun gibi geliyor bana. Çünkü çok fazla var. Bu makale olarak da geçerli, ne bileyim video olarak da bir textbook olarak da geçerli. Çok daha geniş yelpazede kaynağa ulaşabiliyorsun. YouTube olarak diyebilirim. Neydi? Ninja Nerd Science galiba. İzleyen var mı? Çok iyiler. Çok güzel. Onu yazayım size. Çok güzel. Özellikle tamam. Fizyolojide. Doğru hatırlıyorum değil mi? Ninja Nerd Science. Bu. Bunu izliyordum. Bu benim yazdığım da güzel. Fizyolojide güzel şeyler yapıyor adamlar. Aynen mesela Hakan Akademi'nin sonda soruları falan oluyor Ozmosis'in de aynı şekilde. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Bir buçuk saate de yaklaşıyoruz neredeyse. Hani eğer yoksa arkadaşlar eğer sorularınız yoksa biraz daha bekleyeceğiz ama eğer sorularınız yoksa yavaş yavaş böyle eğer müsait olan varsa fotoğraf çekileceğiz. Aman soru geldi. Geldi. Midtermlerle ilgili biraz daha bilgi verebilir misiniz? Tamam, ben vereyim. Midterm genelde 4 ya da 5 kez oluyor dönemde. İşte 4 haftada ya da 5 haftada bir oluyorlar. Genelde 50 soru oluyor ama birinci dönemin ilk dönemin ilk sınavı 25 soruydu sanırsam. Öyle bir şeydi. Yani 50 soru mu? 25 soru. Geçen 25 sene 50 soruydu. 25 soruydu. Hatırlıyorum. Yani, genelde 50 soru oluyor. Hani oluyor mesela. Diyelim 4 haftada 50 ders işlediyseniz her dersin her dersin bir soru hakkı var gibi düşünebilirsiniz mesela. Hani 2 saat bir konu işlediyseniz o konudan 2 soru çıkacak gibi hesaplayabilirsiniz. Böyle bir düz hesap oluyor. Öyle. Başka ne merak ediyorsunuz midtermlerle alakalı? Soru çeşidi olarak mesela belki merak ediyor olabilirsiniz.
çoktan seçmeli var, işte ABCD gibi. Böyle boşluk doldurma gibi var ama siz yazmıyorsunuz, alttan seçiyorsunuz ya da eşleştiriyorsunuz. Mesela histolojide özellikle fotoğraf veriyor, hangi doku olduğunu A, B, C falan diye yazıyorsun ya da doku olarak ismini vermiyor mesela. Histolojiyle fizyolojiyi falan bazen işte mixleyebiliyor. Bu histoloji fotoğrafı hangi organ ve ne yapıyor onu eşleştirmeye falan çalışıyorsun bazen. Bu var. Anatomide kafatasını veriyor mesela, hani bir kemik grubunun adı var diyelim, o kemik grubunu soruyor. İşte gene eşleştiriyorsun falan. Hani çoktan seçmeli az soruyorlar. Genelde eşleştirme tarzı. Aynen. Ya geçen senelerde öyleydi. Ama ya bu sene nasıl olur bilmiyorum. Bizim ilk sınavımızda süreyi kıstılar geçen ama hafta. Quiz. Ama quiz. Aynen. Okey. Çünkü 50 soruya yani her soruya bir dakikadan fazla düşüyor yani. Hatırladığım kadarıyla 50 soruya 3 dakika mı veriyordu? Şimdi unuttum galiba. Yani bir dakikadan fazla süre veriyorlar ve yetişiyor yani. 90 dakika galiba. Yetiştirme sıkıntısı şey. Yaşayan yoktu geçen sene açıkçası. Daha sonra mesela sorry. Yok, bu konuyla ilgili değil, sen söyle istersen önce. Evet, şey diyecektim. Puanınız hemen zaten çıkıyor. Eğer tek attemptlik bir sınavsa feedbacklerine hemen bakabiliyorsunuz. İki attemptlikse ikinci attemptinizin sonunda hangi soruda yanlış yaptığınız, hangi sorudan mesela 2 ya da 1 puan üzerinden kaç puan aldığınız, yanlış yaptığınız şeylerde mesela hepsinin doğrusu yazıyor. Bence bilmiyorum, ben en çok bundan verim almıştım. Hangileri yanlışsa direkt finalde mesela o konulara daha çok önem gösteriyordum çalışma sırası olarak. İkinci attempt'e de girince baştan mı başlıyordu sınav? Yoksa... Ya bu sene nasıl olacak bilmiyorum ama geçen sene şeydi, aynı sınav oluyordu. Aynı sorular geliyordu. İkinci de aldığın puan son puan alıyordu ama bu sene ilk attempt ve ikinci attempt'in ortalaması oldu. Yani bilmiyorum. Midterm'lerde nasıl olacak bilmiyorum. Quiz öyleydi. Şimdi evet anladım. Teşekkür ederim sana. Bu online sınavlarda hani ne bileyim bir şey olur, elektrik kesilir, şarj biter falan. Öyle bir şey olduğunda sisteme giremeyince nasıl olacak peki? Öyle bir durumda işte hemen koordinatörün, işte SBM koordinatörü, kimse onunla iletişime geçiyorsun. Yani böyle durumlarda yardımcı oluyorlardı. En azından geçen sene öyleydi. Yaşamamıştım ama şey diyorlardı, yani herhangi bir teknik problemde bizi arayın, biz attempt hakkımızı tekrar yenileyelim, verelim size diyorlardı. Yani okulda hani teknik problemlerden sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Umuyorum. İkinci yani. Attempt mesela o yüzden çok faydalıydı geçen sene. Zaten şey oluyor, işaretlediğiniz anda sistem otomatik olarak kaydediyor cevabınızı. Yani mesela kapandı bilgisayarınız, internetiniz gitti ya da şey oldu. Tekrar bağladığınız zaman eğer sınav süresi içerisindeyseniz yaptığınız cevaplar direkt kaydedilmiş olarak çıkıyor. Mesela birden 25. soruya kadar yaptınız. O soruların işte verdiğiniz cevaplar kaydedilmiş oluyor. 25'ten sonra mesela devam edebilirsiniz. Geçen sene ben nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum. İkinci defa çözerken kapanmıştı yani. Böyle bir aksilik vardı. Ve sınavın ortasındaydım. Ama çıktım yani, kapanmıştı. Tekrar girdiğimde bilebildim yani. Hani şeyde kaydedilmişti cevaplar. O konuda sıkıntı çekeceğim. Yani şeyde görüyorsunuz, bilmiyorum. Saved yazıyor zaten. Kaydediliyor cevaplarınız. Onda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şey, burada ben şey söyleyebilirim. Geçen sene tamam tıp fakültesi değildi ama hazırlık atlama sınavı sırasında en çok korktuğum yerde benim elektriğim kesilmişti mesela. Reading kısmında. 10-15 dakika sonra işte ben hemen o sırada sınavla ilgilenen hocayı aradım. Hoca bana şey demişti, bizde de kesildi demişti. Yakın okula zaten evim. İşte sana telafi sınavı yapacağız gibi. Yani o teknik konularda sıkıntı yaşamıyoruz. Bir de geldi sonra hemen elektrik. Tekrar girdiğimde aynı yerden devam ettim. Kaldığım yerden yaptığım sorularıma devam etmiştim yani. O yüzden hani dedikleri gibi teknik konularda sorun yaşanmıyor. Aynı şey bana da oldu. Geçen sene sanırım ikinci dönemin üçüncü midterm'i neydi? İnternetim gitti.
Emre Hoca koordinatörümüz de hocam dedim internetim gitti falan dedim elektrikler yok falan dedim Narlıdere'de mi oturuyorsun dedi. Evet dedim bende de gitti falan yaptı böyle. Oluyor yani yapacak bir şey yok evdeyiz. Ama yani ellerinden geldiklerince yardımcı olmaya çalışıyorlar teknik olmayı da. Ay benim senin bir sorun vardı. Ben gireyim İstersen mi? Şey diyecektim ben çok farklı bir konu aslında ama hocalarla ilişkimizin seviyesi ne? Mesela ben şey gördüm işte görmedim de. Telefon numaralarını verdiler mesela bazı hocalar. İşte WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz falan dediler ama ben hiç şey yapmadım. Çok çekindim atmaya bir şey. Hani ne sorabiliriz mesela bunun hani ne kadar önemli bir şeyleri sorabiliriz onu soracaktım. Hani nereye kadar sorabiliriz? Ya, her merak ettiğiniz sorabilir miyim? Soru hocadan hocaya değişir bence. Yani kimi hocalar sadece mail yani hatta benim sevgilerimi sunuyorum danışman öğretmenime bile sadece mailler ulaşıyorum. O sebepten dolayı ama hiç danışman olmayan hocalarla mesela WhatsApp'tan konuşmuşluğum oldu yani ama genelde bunlar dersle ilgili şeyler oluyor. Atıyorum hoca dersi unutuyor. Yani olabilir insanlık hali ya da elektrikler falan kesiliyor, derse giremiyor. Hani böyle işte iletişime girdiğiniz zamanlar oluyor. Ya da sizin bir sınıf WhatsApp grubunuz vardır. Hani hocaların da olduğu, sizin de olduğunuz. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Hani önemli bir konuysa, dersle ilgiliyse ve zaman müsaitse dediğim gibi konudan konuya değişir, kişiden kişiye değişir ama zırt pırt olmamak şartıyla hani WhatsApp'tan da yardımcı oluyorlar. Hani öyle söyleyeyim. Ya bir de asıl konuşma aracı Oasis ya da webmail. O yüzden hani ya hoca size WhatsApp'tan yazmadıkça bence hani Oasis'ten yazın. Oasis'ten de direkt hocalar cevap veriyor zaten. Hani ben öyle yapıyorum ve hani şu an bir sorunla karşılaşmam. Hani eğer WhatsApp'tan direkt yazarsanız belki hani hoca şey yapabilir hani. Cevap vermeyebilir yani. Aynen. O yüzden hani Oasis'ten sorun hocalar bakıyor direkt mesajlarına ya da mail atabilirsiniz. Bu şekilde. Bir de hani sorunuz olunca bize de yazabilirsiniz direkt. Bize yardımcı olmaya çalışırız. Evet, kesinlikle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben çok ufak bir şey söyleyeyim bu mail konusunda. Bizim başımıza gelen bir şey değildi ama hocalarımızın bir tanesi biraz daha öğrenciye mesafeli mi diyeyim, nasıl tabir edeyim. Yani bazı hocalara dikkat edin. Mesai saatleri dışında mail de kabul etmeyen hocalar var. Yani hocaya göre şerbet noktasında hani dikkat edin. Hani azar yemeyin istiyorum. O yüzden bunu da uyarayım dedim. Hani mesai saatleri içerisinde olmaya özen gösterin. En son bir tane daha sonda bir soru daha var. Yani soru değil herhalde istek. Sizin çok işinize yarayan başka kitapların PDF'leri varsa onları da atabilir misiniz demiş Neşe. Access Medicine'da var her şey zaten. Oradan kullanın. Oradan kullanmaya çalışın. Hani şifreleriniz verildi mi size mesela? Onu sorayım. Bizde şifre değil de sanki şey VPN'le giriyoruz sanırım şu an. Hani yanlış olmasın hani, ama sanırım öyle. Girebildiniz mi? Hani ya, size... Ben girdim mesela VPN kullanarak. Dönmedim inşallah. Tamam orada mesela hani oradaki kitaplar bölümünden bakabilirsiniz. Hani anatomisi çok iyi değildi. Onun dışındaki bütün şeyleri iyi bence oranın. Oradaki kitaplardan yararlanabilirsiniz. Evet. Oradaki PDF'leri indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kendi hesabınızdan. Zaten VPN'de girmeyi başarmışsınız. Ben onu başaramadım yani. Bana da öğretirsiniz artık. Yani onu oradan biyokimya ile ilgili mesela vardı. Yani kullanmak kullanmamak size kalmış. Ama gerçekten bir derya deniz yani orası. Mesela şey söylemişti hatırlıyorum. Buradaki, oradaki konu özetleri arkadaşlarım söylemişti. Bir de orada sorular oluyordu sanırım. Yani ben görmedim ama öyle bir duyum almıştım yani. Sorular var, var oradan evet. Sorabiliyoruz falan diye. Hani bakabilirsiniz. Ya ben sorular için birinci sınıfın erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitaplarda evet, bazen aynen. Genel sorular soruluyor ve moraliniz bozulabilir. Evet, zor. O yüzden ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta bakarsınız. Yani ilk başta hani textbook'ların aynen kitabını şey sorularını çözmenize gerek yok yani.
Zaten birinci sınıfta textbook sorusu çözecek konu sanırım bir hücre falan var. Onun dışında çok yok. Bir de ben şey soracağım. VPN'le giren arkadaşlar profil açmadan mı girdiler? Şöyle bir tane link buldum. Ben, yani daha sonra bir arkadaşım attı. Hatta şu an burada da olabilir. Okulun sitesinde bir link. Hı hı. Onu da gruba iletirim isterseniz. Linkte nasıl VPN aktif edileceği yazıyor. Aktif edildikten sonra direkt girebiliyoruz ama profil şeklinde değil. Yani tamamen İzmir Ekonomi Üniversitesi yazıyor sağ üst tarafta ama ha, profile tamam. Giriş yap kısmı hala duruyor. Tamam, çünkü profille girmediğinizde mesela ben de VPN kayıt edeyim, ben işte oturum açarak giriyorum. Sadece özetlerine ulaşabiliyorsunuz, evet, ya da çok böyle minik bir kısmı ulaşabiliyorsunuz, onu diyecektim. Hani okumaya başlamadıysanız belki... Hayır, ben tamamen ulaşabiliyorum. Yani oturum açıyorsun ama Blackboard'dan, evet, giriyorsun sonuçta. Tamam, oturumu açıp da hepsine ulaşabiliyorum ben şu an. Evet, ama işte dedin ya şifre falan aldınız mı diye, hayır dediler. Ha, VPN açarak giriyorlar. Açamıyorlar mı onlar da? Açıyorlar. VPN mi giriyorlarmış? Açıyor mu kitabını, onu anlamadım. Ben VPN'le girdim ve iki chapter falan indirebildim. Hiç oturum falan açmadım da. Güzel, tamam. Merak ettim sadece. Yani herhangi bir şifremiz ya da bir kullanıcı adımız yok ama hani VPN'le herhalde her şeye erişebiliriz. Bilmiyorum, her şeye erişebiliriz. Denemedim henüz. Aslında şey mi acaba? Eko ID ile şifre yazıyoruz. Acaba o hesap yerine mi geçiyor? Olabilir. Gerçi ya isminiz, soy isminiz arasında bir nokta falan yok. Direkt isim, soy isim. Altına da hangi şifre gelse böyle A, Ç, K, 3, Z falan saçma sapan bir şey geliyor. Onu yazarak giriyorsunuz. Öyle bir şey gelmesi gerekiyor size kağıtta. Ben de Umay'ın dediği gibi hani okulun erişimimi direkt bize açtılar. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben tamam, güzel. Geliyordur. Arkadaşlar başka sorunuz varsa alabiliriz. Yoksa konuşmacılarımızı da daha fazla yormadan yavaş yavaş bitirebiliriz. Yani ama fotoğraf çekilelim, olur mu? Eğer fotoğraf çekilmek isteyen varsa kameralarını açarsa çok mutlu oluruz. Fotoğrafları Instagram sayfamızdan yani paylaşacağız. Bir dakika, şimdi ben çekeceğim. Şöyle bir süslenelim bir dakika. arkadaşlar daha bekleyelim mi? İster misiniz? Ona göre yazın isterseniz, bekleyelim. Yok herhalde daha başka. Eğer herkes hazırsa belli bir süre aynı pozda kalmanızı izah edeceğim. Çekiyorum şu an. Tamamdır. İrem son anda açtın ama seni de aldım. Arkadaşlar öncelikle izniniz olursa çok özür dilerim. Nasıl bir sesti? Pardon. Aleyna'ya, Ezgi'ye, Batuhan'a ve Azat'a çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadılar bu saate kadar. Vakitlerini aldık. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ayrıca katıldığınız için de size de çok teşekkür ederiz. İlk etkinliğimizde çok heyecanlıydık. Bir kusurumuz olduysa affedin lütfen. Eğer yoklama formunda doldurmamış olan varsa son bir kez atıyorum. Başka sorunuz varsa rica ederiz. İyi akşamlar. Sana da iyi kandiller. Katılımınız için, sorularınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Rubar, istersen yavaş yavaş kaydı durdurabilirsin. Evet, informal olalım biraz da.